tarafından düzenlenen Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun 17 ilçemizin muhtarlarıyla bir araya geldiği buluşma yemeğine hoş geldiniz. Sizlere verilen ve dağıtılan metinler ve talep dilekçelerinizde ve isteklerinizde bugün yazacaklarınızı ve bildireceklerinizi alarak değerlendirecek bir ekibimiz var. Bizim bütün bu çalışmalarda bir amacımız var. İnsan merkezli bir yönetim anlayışını hayata geçirmek ve bu aziz kentin her bir köşesindeki her bir vatandaşımıza hizmet götürmek. Onu mutlu etmek, beklentilerini karşılamak, insani yaşam olarak Diyarbakır'ı gelecek her gün bugünden daha iyiye götürmek. Çünkü Diyarbakır ve bu güzel beldenin insanları bunu hak ediyor. Yıllardır ertelenen, ötelenen, hizmet noktasında gelecek her yatırımın ve girişimin önünde duran terör örgütü PKK'nın, onun ihanet işbirliklerinin kaybettiği, tükettiği zamanı artık kazanmak istiyor. Bugün Diyarbakır, diyarı huzur beldesi. Güvenliğin, emniyetin, esenliğin beldesi. Sağlanan bu huzur ve güven ortamında hep söylüyorum, her yerde ifade ediyorum, artık önceliğimiz ekonomik, sosyal kalkınma ve gelişme. Çünkü biz Diyarbakır'ı biliyoruz. Çünkü biz Diyarbakır'a güveniyoruz. Diyarbakır'ın gücünü, Diyarbakırlı'nın inandığı zaman neyi başarabileceğini çok iyi biliyoruz. 2023'te Diyarbakır'ı bu büyük ülkenin ve milletin geleceğinde çok önemli kalkınmış bir şehir idealine ve Türkiye'nin Orta Doğu ile buluşan lojistik bir üretim merkezine dönüştüreceğiz. Bu kentin ve bu bölgenin yıllarını ziyan ettiler. Kaynaklarını yok ettiler. İnsanlığın gelişmesinin önüne set çekip karanlığa mahkum etmek istediler. Yaktılar, yıktılar. Onların yaptığı iş budur. O zihniyetin, o terör ideolojisinin vaat ettiği de budur. Muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplantısal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneği temsil eden devletimizin hep noktalarında kurumların temsilciliğini olduğunu herkes tarafından bilinmektedir. Bugün itibariyle ilimiz genelinde 1042 muhtar, merkezde ise 223 muhtarımız bulunmaktadır. Muhtarlarımızın bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumların temsil ederken haklarının devlet kurullarının arasında köprü vazifesini görmektedir. Daha önce muhtarlarımızın izne ayrıldığında maaşlarının azalar tarafından alınıyordu. Onu 2019 yılı içerisinde muhtarlar artık maaş kesintisi olmayacağını, ikinci bir husussa İçişleri Bakanımızın talimatıyla özellikle köy muhtarlarının bulunduğu muhtarlık ofisleri ve yaz evlerinin 2019 yılı içerisinde tamamının yapılacağını söyledi Sayın İçişleri Bakanımız. Üçüncü bir husussa bundan sonra Muhtarlar Birliği kurulacak, birlik olacak. Türkiye'de tek çatı altında muhtarlar birleşecek.